Süveyş kanalında karaya oturarak dünya ticaretini bir hafta durduran geminin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat istendi. Japonya Devlet Televizyonu'nun haberine göre kanal idaresi kanalda bir hafta boyunca sıkışıp kalan dev konteyner gemisinin kurtarma operasyonunun maliyetini ve kanalın kapalı kaldığı bir haftanın geçiş ücretlerinin ödenmesini talep etti. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Kor General Useme Rabie, Mısır Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte, "Gemiye şu an el konulmuş durumda, hiçbir şey ödemeyi istemiyorlar," dedi. Geminin sahibi Shoei Kisen firması ise 900 milyon dolarlık bedelin görülmemiş boyutta olduğunu ve açık ilkelere dayanmadığını belirtti. Kanal İdaresi ile müzakereleri sürdüreceklerini bildirdi. Öte yandan Mısır makamlarınca geminin karaya oturmasına neyin sebep olduğuna dair ayrı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.